Herkese merhaba. Bugün 19 Ekim 2020 Pazartesi. Yeni bir haftadan, yeni bir programdan bir kere daha merhaba. Hoş geldiniz Manşete. Bu haftanın gündeminde başlarken ekstra bir gündem yok. Geç, geçen haftadan, önceki haftalardan devrolunan gündem var. Elbette Covid gündemi var. Elbette ekonomik sıkıntılarla ilgili gündem var. Ve elbette sosyal ağlara yansıyan münferit bazı hadiseler var. Bütün bunlara bakacağız. Özellikle hafta sonu Ermenistan'ın Azerbaycan'ın ikinci büyük şehri Gence'yi bombalaması ve küçük çocuklar, bebekler dahil 13 ya da 14 sivil, masum vatandaşın katledilmesi çok büyük yankıya yol açtı. Kınıyoruz, lanetliyoruz. Elbette tek taraflı bir bilgi akışı da oluyor. Bunun da altına çizmek gerekiyor. Maalesef bu tür dönemlerde savaş halinde milliyetçi duygular e, fena halde önde olduğu için gerek iktidar, iktidar zaten e, Azerbaycan Bakü yönetimiyle beraber hareket ediyor. Ve belki de bu savaşın veya bu çatışmaların arkasında mühim bir unsur Türkiye veya Ankara, e, Rusya, Moskova sürekli bu konuda muhataplarını uyarıyor. İki medya, üç muhalefet kesinlikle kafayı kaldıramıyor ve bu konuda objektif davranamıyor. Ve elbette gazeteciler de, gerek Türkiye'li gazeteciler, Türkiye'den gazeteciler, gerekse Azeri gazeteciler, yurt dışındakiler için de bu aynen geçerli. Ben bir tweet attım. İşte iki ülke, iki ülke işte savaşa tutuşmuşlar, birbirlerine saldırıyorlar. Her iki tarafta da asker kayıpları var. Her iki tarafta da e, sivil kayıpları var dediğimde görüşlerine itibar ettiğim Azeri bir gazeteci Amerika'da yaşıyor. İki ülke derken ne demek istiyorsun falan gibi cevap veriyor. Yani Ermenistan'ı ülkeden saymıyor ama o zaman Türkiye'ye bir şey söylemen lazım. Ermenistan'ı tanıyan ilk ülkelerden biri. Yani Türkiye Ermenistan'ı da tanıyor, Azerbaycan'ı da tanıyor. Dolayısıyla ikisi de birer ülke, dünya da tanıyor. Dolayısıyla dediğim gibi bu tür dönemlerde milliyetçilik öyle bir noktaya gidiyor ki gazeteciler de objektifliğini kaybediyorlar. Biz gazeteciler asıl kriz zamanlarında objektif olmalıyız. Asıl kriz zamanlarında yapacağınız habercilik yapacağınız gazetecilik gazetecilik. Barış zamanlarında işte demokrasi zamanlarında, hürriyet özgürlük zamanlarında yaşasın fikir hürriyeti, farklı fikirlere saygı falan demek kolaydır. Bunun olmadığı kriz dönemlerinde bunu savunmak işte o zordur biraz yani ateşten gömlek giymekte budur. Ee, BBC'ye baksınlar, BBC Türkçe'nin koyduğu videolara baksınlar. Orada mesela son 13 Ekim'de konulan 8 dakikalık videoda Türkçe alt yazılı olarak ilk bölümünde Azerbaycan Gence'ye düşen bombalar, ikinci bölümünde de Karadağ'a düşen bombalar gösteriliyor. Kiliseler bombalanmış, insanlar kiliseye sığınmışlar veya güçlü yapılara sığınmışlar, dua ediyorlar, ağlıyorlar. Bir Ermeni kadın, oğlum 25 yaşında ve doğma büyüme bu işte füzelerin gölgesinde, bombaların gölgesinde hayat sürüyor. Ne zaman bu bitecek diyor. Her iki taraftan da asker sivil kayıplar var. Onun için güçlü bir şekilde savaşa hayır demek icap ediyor. Ve aynı biçimde ikinci bir konu, birazdan zaten kupürler denk geldiğinde o zaman da söyleyeceğim. Maalesef enteresan bir şekilde bebekler katledilirken, çocuklar katledilirken son derece haklı bir şekilde kamuoyu ayağa kalkıyor. Doğru, dünyanın diğer coğrafyalarında, Yemen'de, Kırım'da bunlar olurken, Myanmar'da, Arakan Türkleri bunlar olurken ve elbette Çin'de Uygurlara yapılırken ki sizin soydaşınız ne AKP'den çıt çıkıyor ne MHP'den çıt çıkıyor. Çin'le ilişkileri bozmamak için. Hatta iktidarın Cumhur İttifakı'nın ortağı Doğu Perinçek ve onun gazetesi Aydınlık gidiyor o kamplardan yayın yapıyor veya o kamplara muhabir gönderiyor. Hayır bu kamplarda hiçbir şey olmuyor. Tamamen gönüllülük esasıyla Uygurlar işte eğitiliyor, yetiştiriliyor, faydalı bilgiler veriliyor falan deniyor. Halbuki toplama kampları onlar. Beyin yıkama kampları. İnsanların özgürlükleri elinden alınıyor, sürü muamelesi görüyorlar, eziyete işkenceye tabi tutuluyorlar kadınlarına, kızlarına tecavüz ediliyor, Çinlilerle beraber olmaya zorlanıyorlar ve onlardan doğan çocuklarla bir nesil adeta asimile ediliyor ya da soyu kırılıyor. Bütün bunların hepsine sessiz kalıyor Türkiye kamuoyu. Fakat enteresan bir şekilde iktidar neyi işaret ederse orada bir toparlanma oluyor, orada milli duygular ayağa kalkıyor. Ama dünyanın diğer coğrafyalarında ve gene kendi soydaşlarınıza benzer bir konu söz konusu olduğunda sus pus. Hatta hayır böyle bir şey yok deyip yalanlama yarışına giriyorlar. Evet. Böyle de bir ikiyüzlülük var. Bir kere daha söylüyorum. Kriz zamanlarında göstereceğiniz duruş duruştur. Ortaya koyacağınız inisiyatif inisiyatiftir. Normal zamanlarda herkes delikanlıdır. Asıl delikanlılık savaş hallerinde, bu tarz sıkıntılarda insanların kafayı kaldırmaya çekindiği, insanların söz söylemeye çekindiği, insanların başıma bir şey gelir mi filan diye korktuğu dönemlerde çıkıp hakikati haykırmaktır. O zaman sözünüzün bir kıymeti vardır. Bazı gazeteciler isim vermeyeceğim tweet atıyorlar. Azerbaycan-Ermenistan meselesiyle ilgili olarak alçakla alçaklık demek lazım, kalleşliğe kalleştik demek lazım. Bu alçakça bir şeydir diyorlar. Doğru. Keşke bütün alçaklıklara aynı şekilde yüksek sesle tepki gösterseydin. Bin tane alçaklık oldu ülkede, sesini gıkını çıkartmadın. Ama bu defa Ankara'nın da arkasında olduğu bir milli şahlanış, milli bir karşı duruş olunca at tweetlerini, zararsız alan, alçaklığa alçaklık diyeceksin diyor. İktidarın arkasına saklanarak bu tarz böyle nara atmakla falan olmuyor beyefendi, hanımefendi. Onlar kendilerini bilirler. Bekir Coşkun'u kaybettik. 75 yaşında duayen bir gazeteciydi. Ben de yazılarını okur, istifade ederdim. Az sözde çok şey anlatan, nüktedan, esprili ve kelimelerin efendisi bir yazardı. Okuma yazma öğrendikten sonra, okuduklarımı anlamaya başladıktan sonra, işte ortaokul sıralarıdır belki, işte siyasi konulara ilgi, ilgi duymaya başladıktan sonra sürekli takip ettiğim, okuduğum bir isimdi Bekir Coşkun muhalif bir isimdi, muhalif bir kalemdi. 10. köy sütununda yazıyordu. Daha önceki sütunu 9. köydü. Daha sonra hürriyete geldi veya sabaha geçti. Neyse artık hangi gazeteyse. 9 köyden kovdular. 10. köye geldim dedi. Ve ondan dolayı köşesinin adı 10. köydü. Kısa yazardı, öz yazardı. Çabuk okunurdu yazısı. Ee, çok fazla kelimelere, cümlelere boğmazdı. Kısa başlık atardı. Kısa cümlelerle derdini ifade ederdi. Çok da iyi olurdu. Çünkü insanlar uzun yazıları, e, tumturaklı cümleleri falan okumayı sevmiyorlar. Epey bir zamandır böyle. Kelimelerin efendisini kaybettik. Gazeteci milletinin basın camiasının başı sağ olsun. Bu fotoğraf sebahat Kara Karakurt'un hürriyette yayınlanmış bir fotoğraf. Keman çalarken onu gösteriyor. Daha genç yaşlarda tabi belki 20 sene önce bilemiyorum 25 sene önce Şanlıurfa'da toprağa verilecek, Ankara'da cenaze namazı kılınacak. Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına sabırlar diliyorum. Bekir Coşkun'un. Bir diğer konu buydu. Hafta sonunu hafta sonuna gündemini vuran Denizli valisi Atik işte korona denetimine çıkıyor. Maske denetimine çıkıyor her neyse ve bir dönerciyle e, karşılaşıyor ve dönerciyi merhaba hayırlı işler diyor işte iyi kaz ediyor e, burnunun altına inmiş maske yukarıda ö, göster gösteriyor tabii dönerci onu tanımıyor vali olduğunu bilmiyor ya da o sırada döner kesmekle meşgul birazcık durursa biraz duraklarsa döner yanacak e, sonra da neden eldivenin yok diyor e, ve kapatın burayı diyor yani derhal mühürleyin falan. Yanındakilere talimat veriyor. Bununla ilgili bir video, bununla ilgili bir ajans görüntüsü. Hem İhlas Haber Ajansı'nın hem Doğan Haber Ajansı'nın takip edebildiğim kadarıyla çektiğim görüntü hafta sonu. Çektiği görüntü hafta sonu damgasını vurdu ve bu görüntüler sosyal medyada çokça tepkiye yol açınca ki bilirsiniz işte iktidar ve iktidar ortakları büyük bir tepki, kolektif bir tepki olunca geri adım atıyorlar. Bunun bir önemi bu, bu olayın. Ve derhal İçişleri Bakanı devreye girdi ve vali özür diledi. Üsluptan dolayı özür dilerim dedi ama oradaki sıkıntı üstup değildi. Oradaki sıkıntı bir anlık bir sinirlenme, öfkelenme hali değildi. E, dönerci'nin e, kendisiyle ilgilenmemesi ya da kendisini tanımaması, kendisine ilgi göstermemesi kızdırmıştı. Ve maskeden dolayı bir de eldiven de takmıyorsun ha falan deyip, dükkanı, restoranı mühürleme yoluna gitti sinirle, öfkeyle, kibirle. Bu işte buyurkan Ankara'nın denizli şubesi yani denizli şubesi böyle ve bütün şubelere bunu yayabilirsiniz. Yani bu genel Ankara'dan gelen bir kibir. Bütün valilerinde, kaymakamlarında, yerel idarecilerinde, il başkanlarında, ilçe başkanlarında, bütün bürokrasisinde olan bir şey. Onun eski dilde söyleyeyim tecessüm etmiş, cisimleşmiş hali, görüntüsü bu. Ajanslar çekiyor, servis ediyorlar. Sonra da e, herhalde valide dönüp ajanslara şunu demiştir, iyi halt ettiniz, mahvolduk. Kendi 15 dakikasını yaşadı, bir daha kafasını kaldırmaz, kaldıramaz. Nasıl ki işte Soma'da Yusuf Yerkel'in attığı tekme gibi hayat boyu nasıl o onu takip edecek, kafayı kaldıramıyor o günden beri. Bu valide de hayat boyu bu olay takip edecek. Birinci tarafı bu. İkinci tarafı vali bir başka dükkana gittiğinde o esnaf ona patlıyor. Geçinemiyoruz, işte borçlarımızı ödeyemiyoruz, şu kadar elektrik faturam, şu kadar su faturam battık falan diyor. O, o dükkana bir şey yapmıyor vali. Halbuki o, o dükkan sahibinin de maske de yok. E, i̇kinci işte çıkartacağımız derste bu. Güçlü bir tepki görünce, güçlü bir esnaf tepkisi görünce vali de geri adım atıyor. Burada gariban döneri, dönerciyi kapatıyor, Öbür tarafta esnaf valinin yüzüne karşı kameraları da gördüğü halde e, patlayınca orada hiçbir şey yapmadan devam ediyor. Her iki görüntüde yansıdı ve sonra sildiler bunu. İhlas Haber Ajansı bu görüntüleri geçti ve sonra sildi ama tabii... Her yere düştü. Herkes paylaştı. Onlar da kraldan fazla kralcı ya da mutlaka içişlerinden veya valilikten aman bu görüntüleri silin falan diye talimat gitmiş olabilir. Daha sonra ajanslar valinin çocuklarla veya diğer gençlerle falan böyle şirinlik yaptığı videoları falan paylaştılar. İşte valimiz çok humanist falan filan demeye getirmek için ama iş işten geçmişti. Bir de işin böyle bir tarafı var. Ee, bu, bu olayı işte özür mesajında bir sürü Türkçe imla hatası varmış da falan orada değilim. Bu olayı hiçbir özür e, temizlemez. Orada son derece görüntüleri seyredin, son derece bilinçli bir şekilde bir kibir var, bir öfke var ve bir öfke patlaması var ve astığım astık kestiğim kestiktir. Ha sen bana böyle mi yaptın? Ben de senin üzerinden böyle geçerim gibi affedersiniz gibi bir tavır var. Dolayısıyla bunu özür ve şair tamamlamaz. Özür ve bunu telafi etmez. Buna da böyle bakın. Bu valini kendi 15 dakikasını yaşadı ve bununla anılacak. Her gittiği yerde de bu onun suratına böyle çarpılacak. Bir diğer fotoğraf da buydu. Üzeyir Çakmaktaş ki bu çakıcının elemanıymış. O paylaşmış bu fotoğrafı Yalıkavak'tan. Bodrum Yalıkavak'tan. Ve Twitter'da paylaştığı bu fotoğraf gündem oldu hafta sonu. Fotoğrafta soldan sağa Alaattin Çakıcı, Mehmet Ağar, Engin Alan ve Korkut Eken görünüyor. Yalıkavak Marina, yan yana. Bana göre bu fotoğrafta susurluktan bu yana en e, diyebilirim ki e, en çarpıcı fotoğraf. Hatta susurluk fotoğrafını bile geçen bir fotoğraf. Susurlukta bir emniyet müdürü, bir milletvekili ve bir yeraltı dünyasından isim Abdullah Çatlı, bir e, Araçta trafik kazasına karışmışlardı Mercedes bundan 24-25 sene önce yeni nesil hatırlamaz ve ondan dolayı sürekli aydınlık için bir dakika karanlık eylemi başlamış susurluk araştırma komisyonu kurulmuştu Kutlu Savaş Başkanlığı'nda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Anavatan Partili Doğru Yol Partili yıllar. Ve e, tabii akim kaldı sonra. E, o günlerde akşam saat 9'da sürekli aydınlık için bir dakika karanlık e, eylemi yapılıyordu. Işıklar açılıp kapanıyordu. Tencere kapaklarına vuruluyordu camlardan, çerçevelerden. Muhabirlik yıllarım Ankara'dayım. Çok net hatırlıyorum. E, ve genel olarak medyada da o gün ana haber bültenlerinde veya sonrasında bu eylemlerden canlı bağlantı yapılıyordu. Hatta Beyaz şovda falan bile Beyazıt Öztürk e, o sırada e, Bağcılar'da herhalde yayın yapıyorlar. Neresiyse Kanal D o zaman. İşte orada dışarı koyduğu kameralarla, mahalleye çevirdiği kameralarla ışıkların yanıp sönmesini falan gösteriyordu. Şovu kesip işte sürekli aydınlık için bir dakika karanlık eylemine falan bağlanıyordu. Böyle özgür <laughs> basının başıma bir şey gelir mi falan diye düşünmediği günlerdi. Ve işte dediğim gibi 24 sene 25 sene sonra bu fotoğraf çok daha etkili. Solda Alaaddin Çakıcı, belki Türkiye'nin şu anda bir numaralı yaşayan mafya babası, hemen yanında Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı yapmış. Şu anda hiçbir siyasi vasfı olmayan ama perde arkasında pek çok şeyi çekip çeviren derin isimlerden politikada Mehmet Ağar, onun yanında Engin Alan ve Korkut Eken. Engin Alan da subay kökenli bir isim ve Milliyetçi Hareket Partisi'nde siyaset yaptı. Korkut Eken de öyle emniyet kökenli bir isim. Derin insanlar bunlar ve Bodrum Yalıkavak Marina'da anıları tazelemek için bir araya gelmediler herhalde. Fakat bir kere daha söyleyeyim Susurluk'tan bu yana Susurluk fotoğrafını tarihin ne bileyim çöpüne atan ya da işte Susurluk fotoğrafı hani ne derler pabucunu dama atan bir görüntüdür. Bir fotoğraftır bu. Cumhuriyet manşetten fotoğrafı paylaşan işkenceci çıktı demiş Ay, Aykut Küçükkaya genel yayın müdürünün haberi. Bodrum Yalıkavak'ta çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan isim Üzeyir Çakmaktaş'tı. Bu isim her yerde Alaaddin Çakıcı'nın yakın arkadaşı olarak geçiyordu. 12 Eylül'e dönelim. Nurullah Tevfik soyun katledilen solcuların kahvehane taramalarının, yer aldığı itiraflarına ve günlüğüne Ağa Soy'un 12 Eylül öncesi ülkücülerin eylemleriyle ilgili itiraflarında Çakmaktaş'ın ismi sıkça geçiyor. 79-80'de Cemal Kıd, Necdet Temir ve Haluk Kaşıkçı'nın da aralarında olduğu solcuların işkenceyle öldürülüp çuval içinde bir yerlere bırakılması eylemlerinin planlayıcısı olduğu anlatılıyor demiş. Evet. Batırdılar gitmekte direnecekler KCS ile yayın yapıyoruz. Bugün e, yayınımızın başlığı bu. E, batırdılar kelimesi Ali Babacan'ın kelimesi hafta sonu Karabük'teki parti kongresinde konuştu. İki bölüm halinde vereceğim. E, neler söylediğini birlikte dinleyelim ardından üzerine konuşacağız. Ali Babacan Karabük, Karabük İl Kongresi 18 Ekim Pazar efendim. Aklımızda dalga geçer gibi vaka ayrı hasta ayrı gibi açıklamalar geldi biliyorsunuz. Her hastayı da hasta olarak görmediklerini de söylediler. Tabi artık rakamların doğru olmadığı ortaya çıktı ya yani. ne yapıp da edip bu işi götürebiliriz? Nasıl hala inandırıcılığımızı az da olsa koruyabiliriz çabası var. Şimdi hasta tanımı nedir? Testi pozitif çıkacak, hastanede yatacak ve semptomlar gösterecek. Bu üçü de olmazsa hasta kabul edilmiyor, hasta sayılmıyor ne yaptılar? Sonra da semptom göstermeyenleri de sizlerle madem öyle paylaşalım. Hadi çok baskı geldi üzerimize. Bari bu rakamları da açıklayalım dediler. Fakat bu rakamları da sadece Dünya Sağlık Örgütü'ne vermeye başladılar. Bizim vatandaşımıza yine bu rakamlar açıklanmıyor. Şimdi buradan soruyorum. Ya siz bu ülkenin insanlarından ne istiyorsunuz? Bütün özgürlüklerini bir bir ellerinden zaten alıyorsunuz. Adaletsiz bırakıyorsunuz. Siz bu ülkenin insanından Allah aşkına ne istiyorsunuz artık? Ekonomiyi batırdınız. İnsanları kuru ekmeğe muhtaç ettiniz. Ne istiyorsunuz? Tüm dünyanın pensesine düştüğü Covid-19'la mücadelede onları yalanlarla kandırdınız. Tüm bu zulümler yetmedi. Bir de vatandaşımızın sağlığına adeta göz dikmiş durumdasınız. Böyle salgın falan yönetilmez arkadaşlar. Böyle ülke yönetilmez. Varlık fonu dedikleri fonun devletin kendi açıkladığı plançolarında bugün itibariyle baktığımızda tam 63 milyar lira borcu var arkadaşlar. Düşünebiliyor musunuz? Adına varlık fonu de. Hiçbir denetim mekanizmasına tabi değildir diye yazdılar kanunla. Biz aklımıza geleni istediğimiz gibi yaparız diye bir kanun çerçevesi çizdiler. İhale yasasının dışında her türlü şeffaflığın dışında, denetimin dışında ve kurulduktan hemen sonra hani varlık fonu diyor ya, Türkiye'yi kurtaracaktı ya daha bugün dünyaya gelen, daha yeni bebek bugün dünyaya gelen bir günlük iki günlük bebeklerin şimdi o varlık fonu sebebiyle borcu var arkadaşlar. Böyle bir şey kabul edilebilir mi? Şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkesine uymayan şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerini özümsememiş hiçbir İktidara güven olmaz. Bu sizin kendi malınız mülkünüz değil. 84 milyonun hakkı olan bir sistemi yönetiyorsunuz. Kimden neyi saklıyorsunuz? Niye hesap vermekten kaçıyorsunuz? Niye denetimden kaçıyorsunuz? Böyle bir şey olabilir mi? Kanun metnine her türlü denetimden alidir. Sayıştay da denetleyemez, meclis de denetleyemez. Böyle bir şeyler yazılır mı? Neyi saklıyorsunuz, neyi gizliyorsunuz? O bu ülkenin bu salondaki herkesin orada hissesi var, hakkı var. Sizin kendi tapulu mülkünüz değil bu. Emanet. Bu halk size bunu emanet vermiş. Bu emaneti koruyun. Emanete zarar vermeyin. Yönetime, devlet yönetimine emanet gözüyle bakmayanlardan korkun arkadaşlar. Kim ki? Kim ki ben, ben demeye başlar. Bu benim demeye başlar. İşte ondan sonra hatalar birbirini kovalar ve hiçbir kimseye de faydası olmaz. Ülkenin sorunları da sadece büyür. Böyle diyor. O varlık fonu ile ilgili olarak eksi -63 milyarda olduğu notunu unutmayın babacanın. bu fotoğraf çokça paylaşılıyor. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli biliyorsunuz askıda ekmek uygulaması başlattı. Askıda ekmek şudur. Bilinir. Bir kere daha söyleyeyim. İşte ya e, ekmek e, fabrikaları fırınları e, işte büfeleri onlar e, gönüllü olarak bir miktar ekme veya işte fazla gelen ekmeği vatandaşın alabileceği bir yere bir rafa falan koyarlar bir bölüme koyarlar veya işte müşteriler işte şu kadar da ekmeği ben bağışlıyorum der belki onun parasını verir onlar da oraya bırakırlar her neyse bu batıda da son derece yaygın bir uygulama e, marketlerin dışında böyle gönüllü şeyler var. Ne bileyim sepetler var. O sepetlere insanlar marketten aldıkları, alışveriş yaptıkları şeyleri de bırakabilirler. Marketçiler veya işte dükkan sahipleri kendileri de gönüllerinden kopan veya belki de işte son kullanma tarihi yaklaşmış falan ürünleri de oraya koyabilirler ihtiyaç sahipleri alsın diye. Bunda bir şey yok. Askıda ekmek uygulaması bu. Dolayısıyla ihtiyacı olan insanlar gelirler orada. Kimsenin görmeyeceği bir şekilde, kimse rencide olmayacak şekilde. Çünkü fakirlik zordur. Yani hani ihtiyacın vardır bir şeye ama ona işte almak, ona tenezzül etmek falan da insan böyle onurları var insanların, gururları var. Çok da kendilerine konduramazlar. Ondan dolayı da bu iş böyle biraz gizli yapılır. Yani on, on teşhir edilmeden, teşhir olmadan Şimdi askıda, ismi askıda diye de yani ekmek böyle <laughs> ne bileyim e, asılmaz burada olduğu gibi. Şimdi her tarafı garabet. Şimdi birincisi siz iktidar ortağı bir partisiniz. E, muhalefette değilsiniz. Ve iktidar ortağı bir parti e, askıda ekmek uygulaması. Yani fakirlik var, yoksulluk var diyor. Ve yoksullar, fakirler işte ihtiyacı olan bu ekmeği alsınlar falan diye böyle bir kampanya başlatıyor. Esasen bu muhalefetin yapması gereken bir şey. Ama bunu iktidar ortağı bir parti yapıyor. Böyle bir garabet. Yani 18 yıldır ülkeyi bir iktidar yönetiyor. Siz 4 senedir 5 senedir bu iktidarın ortağısınız. Ve ülkenin geldiği nokta ekonomik kriz ve fakirlik. bir Bunu kabul ediyorsunuz. Yani tuhaf. İki, genel başkanın resmi, parti logosu. Bir de böyle... İşte efendim askıya poşetler içinde ekmekler asılmış. Genel başkanın resmi ve logosu ile parti provandası yapıyorsunuz. İkinci büyük garabet. Üçüncü büyük garabetse askıda ekmek. Ekmekleri böyle asıp işte insanlar sokağın ortasında gelsin o askıdaki ekmeği alsın. O değil yani. Onu yapmaz insanlar. Yapamaz zaten. O iş işte bir dediğim gibi dükkanın veya ekmek fırının ekmek büfesinin falan bir köşesinde çok böyle ulu orta olmayan bir yerde falan olur. Ama kime ne anlatıyorsun? Böyle bir garabet bir durum yani Türkiye'de. Yeni Asya'da İbrahim Özdabak bunun karikatürünü çizmiş. Hürriyet askıda, adalet askıda, demokrasi askıda. Sadece ekmek değil. Bülent Çelik gazete pencerede. Cumhur İttifakı uçuruyor. Çok şükür reisten çayı kaptık. Bahçeli'den de iki tane askıda ekmek aldık mı bugünü kapatırız diyor. Evet. Çay dağıtmak da böyle bir şey. Ve o çay dağıtırken Tayyip Erdoğan alt aşağıdaki izdiham da böyle bir şey yani. Evet. Biri çay dağıtıyor o çöbüçten. Öbürü de askıda ekmek kampanyası başlatıyor. Sonra da ekonomimiz harika, zoru atlattık. Türkiye büyük ülke, müreffeh ülke, dünyanın kıskandığı ülke laflarını söylüyorlar. Ve muazzam bir taklitçilik var. Bu mesaj da çok gündemde. Recep Tayyip Erdoğan kişisel Twitter resmi hesabından nasıl başladı, nasıl gidiyor? Milli enerjide yeni bücde demiş. Fakat esasen bu yani Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı bir başarılı bir Twitter kampanyası. İşte nasıl başladı, nasıl devam ediyor? İşsizlikle mücadele için açtığımız bölgesel istihdam ofisleri. Nasıl başladı, nasıl devam ediyor? Sultanbeyli'den Esenyurt'a ilk 15'ini açtığımız kreşler. Nasıl başladı, nasıl devam ediyor? 0-4 yaş arası çocuğu olan 100 bin anne ücretsiz ulaşım kart sahibi oldu. Nasıl başladı, nasıl bitti? Adalarda atların çilesi son buldu. Nasıl başladı, nasıl bitti? Sahillerde artık mangal dumanı yerine sağlıklı dinlenme ve spor var falan diye böyle devam ediyor. Ama işte Tayyip Erdoğan da Ekrem İmamoğlu'nu muhatap almış. Bir, onun kampanyasını klonluyor, kopyalıyor. İki, yani böyle tuhaf bir şey. Ortada hiçbir şey yok. Yani nasıl başladı, nasıl gidiyor. Hani yani bir müjde açıkladınız gaz çıkardık diye. Onu biraz daha artırdınız. Buna şu kadar daha rezerv eklendi falan dediniz. Sarı çizmeli Mehmet Ağa. Yani elle tutulur bir şey yok. İşte 3 sene 5 sene sonrasına bir yatırım ama yani onun geleceği de şüpheli. Her 3 ayda bir o rezervi şey yapacaklar yani. Milletin gazını almak için gaz çıkarttık mı diyorlar. Ayrı bir şey ya da gerçekten gaz çıkarma halindeler mi? Her iki anlamda düşünebilirsiniz. Tuhaf. Ama Erdoğan'ın iletişim ofisi varsa onun da e, sersemliğinin belki de e, nişanesi bu efendim. Ekrem İmamoğlu kampanyasını klonlamak, kopyalamak, güya ona nazire yapmak. Hem kendine, kendine koca cumhurbaşkanı falan ben o benim muhatabım değil diyeceksin. Hem de Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın kampanyasına böyle nazire yapacaksın. Tuhaf. Dizim ya şeyi kaybedince bir noktadan sonra yani yörüngeden çıkınca artık her şey beklenir. Karar manşette devlet krizi siyasetin eseri doğayan hukukçu İzzet Genç profesör taha Akyol'a konuşmuş. E, Yerel mahkemenin Anayasa Mahkemesi kararını tanımaması Anayasa Mahkemesine isyan niteliğindedir demiş. Berberoğlu Enis Berberoğlu olayında yaşadığımız sorun siyasetin açık ve kapalı müdahalesiyle devlet krizine dönüştü demiş. Ceza hukuku profesörü İzzet Özgenç kararda okursunuz efendim. Yine bir başka profesör doktor Ersin Kalaycıoğlu İyi Parti ile MHP birleşsin isteniyor. Sultanizmin hedefi manşetiyle Cumhuriyet'te haber olmuş. AKP ve MHP, HDP ile İyi Parti arasındaki ideolojik farklılıkları seçmenin gözüne sokma peşinde İyi Parti MHP ile birleşsin isteniyor demiş. Asıl önemli lafsa şu, 2017'de Türkiye demokrasi ile bağlantısını tamamen kopardı referandum senesi. Hükümetin nerede bittiği, devletin nerede başladığı oradaki sınır Bulanıklaşıyor demiş. 2017 referandumuyla evet büyük bir kırılma. Yarın bu daha iyi anlaşılacak. TR724 manşetinden başkanın valileri İlker Doğan haber incelemesiyle çıkmış bunu biraz önce e, konuştuk. Ama Ali Fuat Atik yalnız değil. E, pek çok vali var böyle ve aş, tepeden aşağı. Ankara'dan yerele bütün dev, devlet ricalinde bu kibri görmeniz mümkün. O arada İngilt şey, Kuzey Kıbrıs'ta seçimi ikinci turu yapıldı ve Ersin Tatar Ankara destekli aday cumhurbaşkanı seçildi ikinci turda. 51'e 49 mevcut Mustafa Akıncı siyaseti bıraktı mevcut cumhurbaşkanı fakat çok büyük şaibeler var ve bir zafer değil. Belki Ankara'nın zaferi ama pek çok önce seçmen ihraç edildi Kuzey Kıbrıs'a. Kıbrıslı Türklerin dışında seçmenlerin en az üçte birinin Türkiye'den oraya yerleştirilen ve vatandaşlık verilen seçmenler olduğu söyleniyor. İkincisi basın üzerinde çok büyük baskılar oldu. Üçüncüsü mevcut Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı hayatı ve ailesiyle tehdit edildi. Dördüncüsü su kesilmişti, birkaç borunun onarımıyla düzelecek şey 9 ay bekledi ve seçimden birkaç gün önce e, tamir edildi Türkiye tarafından. Beşincisi Maraş'ın bir caddesini şöyle bir gezintiye açtılar falan. O da işte Ersin Tatar'a acaba e, oy olarak döner mi diye ve en önemli şey seçmenlerin hesaplarına paralar yattı. Ve bu son güne kadar devam etti. Birinci tur seçiminden önce 9 bin seçmenin hesabına ikişer bin TL yattığı ve bankalar aracılığıyla Kuzey Kıbrıs'taki Türkiye Büyükelçiliği aracılığıyla bunun organize edildiği çokça adabasının da yazıldı ve bu para transferlerinin ikinci tura kadar devam ettiği yani seçmenlere biner ikişer bin lira yatırıldığı ve binlerce seçmene ve oyların böyle işte efendim satın alındığı adeta o arada er, e, ikinci tur seçimde iki aday yarışacağı için diğer e, siyasi partilerin veya diğer işte sözü geçen insanların Denktaş ailesi gibi diğer partiler gibi onlara da artık neler vaat edildi veya neyle tehdit edildiler bilmiyorum. Kirli bir seçim ve bu kirli seçimin sonucunda Ankara'nın istediği aday işte Ersin Tatar Kuzey Kıbrısa Cumhurbaşkanı olmuş. Ahmet Davutoğlu Türkiye'nin Doğu Türkistan'daki zulme sessiz kalmasını eleştirmiş. Çin'den gelecek swap kredilerine dört gözle bakıyorlar. Yanlış politikalarla bir yılda kaybedilen 120 milyar doların karşılığında Çin'den gelecek 3-5 kuruşa bakmayın demiş. Evet. Başta söylemiştim. Doğu Türkistan'daki zulme sessiz kal ama Azerbaycan tek e, ne bileyim e, tek millet iki devlette de. onlar bizim soydaşımız de Türkçe konuşuyorlar de ve işte onların yanında dur ama Doğu Türkistan'da Doğu Türkistan'la ilgili kılını kıpırdatma. Neden? Çin'den gelecek 3-5 kuruş için. Varlık fonu SGK'ya borçlu bir günün haberi. Hatırlayın Ali Babacan biraz önceki bantta eksi 63 milyara düştü demişti rezervleri. Sosyal güvenlik kurumu işverenlerden tahsil edilmeyen primleri zaman aşımına uğrayan ya da uğrama tehlikesi bulunan alacaklarının yanında ikinci hazine olan Varlık Fonu'ndan alacaklarını da alamıyor. Düşünün Varlık Fonu ülkenin en büyük stratejik kuruluşlarıyla birlikte 2017 yılında devraldığı Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'ndaki %6 dolayındaki SGK hissesinden kaynaklanan kar payını da kuruma ödemiyor. Evet. Fon diyorsun, Varlık Fonu diyorsun ama o da ekşide. Ve babacanın söylediği gibi denetimden uzak. Babacanın söylediği gibi ekonomiyi batırdılar. Evet. Ve batırdıkları için, her şeyi batırdıkları için gitmekte direnecekler. O koltuğa yapıştılar. Şimdi e, sosyal ağlarda çokça dönüyor. İşte efendim, basın sesimiz soluğumuz olmadı. Recep Tayyip Erdoğan. 18 yılda eğitimi istediğimiz noktaya getiremedik. Recep Tayyip Erdoğan. Şimdi bunu söylediğinizde belki bazıların içinden ciddi bir küfür falan geçiyordur veya belki de gerçekten yazamasa, çizemese de içinden <laughs> saydırıyor olabilir. Ayrı bir konu. Ama 18 senede düzeltemediğin eğitimi bir itiraf belki. Ya da işte efendim 18 senede medya senin sesin, solun olmamış. Her türlü baskıya ve her türlü otoriterleşmeye rağmen bu esasen ki i̇şte devlet Bahçeli'nin askıda ekmek kampanyası gibi bu da bir başarısızlık itirafı esasen yani. Bırak git yani. Aydınlık manşetten zenginliklerimizi Amerika'nın, Avrupa'nın kasasına aktaracak değiliz demiş. Hangi zenginlikten bahsediyor Tayyip Erdoğan? Tayyip Erdoğan Karadeniz'de bulduğu gazdan bahsediyor. Fakat burada kastettiği şey şu. Karadeniz'de bulunan gaz ne zaman çıkar, nasıl ekonomiye katkıda bulunur ayrı bir konu. Yani o konuda bin tane rivayet var. Fakat Tayyip Erdoğan'ın kastettiği burada zenginliklerimizi Amerika'nın Avrupa'nın kasasına bırakacak, aktaracak değilizden mesele özellikle mesela Amerika'da Biden'ın seçilmesi ve Batı ittifakının artık Erdoğan'ın aleyhine dönmesiyle Türkiye'ye uygulanacak yaptırımlar, Türkiye'ye kesilecek cezalar. AKP iktidarı Erdoğan rejimi buna meydan okumaya hazırlanıyor. Ve 2021 böyle bir sene olacak. Sıkı durun. Türkiye'ye uygulanacak yaptırımlar ve Türkiye'ye kesilecek cezalar kabul edilmeyecek ve ufak ufak onun altyapısı yapılıyor. Ve Türkiye gittikçe yalnızlaşacak tabii. Mardin'de kayyım yönetimindeki belediyeye dönük yolsuzluk operasyonunda ilginç gelişmeler. Şöyle olmuş efendim. HDP'nin Mardin Büyükşehir Belediyesi ki biliyorsunuz Ahmet Türk kazanmıştı. Mardin valisi kayyım olarak atanmıştı Mustafa Yaman. Sonra o görevden alınmıştı. Mal Mülkiye müfettişleri kayyımın atadığı 14 daire başkanı ve üst düzey yetkiliyi ihaleye fesat karıştırma ve yolsuzlukla suçlamıştı. 8 kişi tutuklanmıştı. Ancak yolsuzluk nedeniyle tutuklanan birçok yetkili pişmanlıktan yararlanarak serbest bırakılmış. Dosyada gizlilik kararı varmış vesaire vesaire. Yani kendi atadıkları kayyım kendi müfettişlerine takılıyor. Mahkemelik, tutuklama, adliyelik oluyor falan. Yani bu da yani görünen tarafı. İşin adliyeye yansıyan tarafı yani. Yansımayan tarafında ne götürmeler var. Onlar bu dönem bittikten sonra ortaya çıkacak. Ama bu dönem ne zaman biter, ne şekilde biter bilmiyoruz. Onun için gitmekte direnecekler. Fena halde batırdılar ve batırdıkları için gitmekte direnecekler. Biliyorlar, suçlular. Biliyorlar yargılanacaklar. Biliyorlar öyle bir e, öyle e, büyük bir suça batmış durumdalar ki e, bir, yani değil bir kere birkaç kere binlerce kere müebbet alacaklar. Bir daha dünya yüzü görmeyecekler. Onu biliyorlar. Onu bildikleri için de yalnızlaşma pahasına e, dünyaya meydan okuma pahasına kendi insanlarını kırma kırdırma pahasına ne gerekiyorsa yapacaklar. Turhan Bozkurt paylaşmış Merkez Bankası'nın net rezervleri eksi 50 milyar dolar. Varlık fonunu unutmayın eksi 63 milyar TL. Hazine piyasası, piyasaya 180 ton altın borcu var. Hazine'nin hazineye ait altın miktarı 60 ton açık 120 ton. Başka ifadeyle, hazine'nin altın borcu 8.2 milyar dolar yani 64 milyar TL. Ne diyeceğim bilemedim diyor. Devlet ekonomi batmış durumda. Varlık fonu böyle. Merkez Bankası rezervleri böyle. Batık. Onun için 2-3 aydır yayınlarda bunu söylüyorum yani. Yani yıl sonunu göremeyecek, yıl sonunu çıkaramayacak bir ekonomi var. Ve onun için ufak ufak şu anda fakirleşme edebiyatı falan başladı yani. O arada ihraç edilen kişilere sigortasız iş bulmaya çalışmak suçundan 23 gözaltı yapılmış. Bir de böyle dramlar var. Yerin dibine batın e mi? yerin dibine batın. Bir başka günün olayı Süleyman Soylu'ya hakaret ettiği Süleyman Soylu kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle baskın oran Süleyman Soylu'yu dava etmiş. Mahkemede Süleyman Soylu'nun hakaretini eleştiri saymış. Baskın Orhan da diyor ki ben Süleyman Soylu'ya kendini devlet adamı diye pazarlamış her kelimesini alçakça kurgulamış bir uşak soylu desem ne olurdu? Onu düşünerek karar verin yeter diyor. Aynen bu lafı Süleyman Soylu Baskın baş Orana söylemiş. Alçakça uşak kelimelerini. Baskın Oran çok güzel söylüyor mahkemede. Ben diyor aynı kelimelerle Süleyman Soylu'ya seslenseydim ses ne yapardınız eleştiri der miydiniz? O arada uyuşturucudan yatıp çıkan oyuncu Selim Erdoğan sabah gazetesine demiş ki sol görüşlüyüm ama Kılıçdaroğlu'nu çok eleştiriyorum. Yapımcılar umarım bana ikinci bir şans verir. <laughs> evet. Solda sağda sapır sapır dökülüyor sayın seyirciler. O arada Cumhur İttifakı'nın tek vekilli bir Mustafa Destici desteği var Büyük Birlik Partisi. Yani parti olarak gücü, oyu nedir ayrı bir konu. Kongresini yapmış efendim o ve kongrede genel başkan adaylarından Haşim Yanar ve destekçileri salona alınmamış. Muhalif delegelerin divan seçimine ve delege sayılarına itiraz etmesi üzerine arbede çıkmış. Gerginlik sonrası polis salona girerek müdahalede bulunmuş. İşte böyle irili ufaklı partilerdeki destekçilerin de Erdoğan rejimi e, polisle falan koruyor, kolluyor. E, onların küçücük partilerindeki genel başkanlık mücadelelerinde bile yanında duruyor. Hatırlayın. Bu devlet bahçeli eee Meral Akşener'e karşı mahkeme kararıyla kongreyi gasp ederken de olmuştu. Aynı şey Büyük Birlik Partisi'nde de oluyor. O arada demiş ki Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı hep birlikte elimizi taşın altına koyalım. İdam cezasını milletin önüne götürelim. Etin ne budun ne yani? Ben de bunu getirdim. Reklamda aslan payı dijitalle bitiriyoruz bugün manşeti. Artık dijitalin yani dijital reklamların geleneksel medyada gazete televizyon vesaire gibi medyayı geçmiş efendim. Artık reklamlar 55 oranında dijital medyaya veriliyormuş. İşin gittiği yer orası gazetelerin televizyonların payı gittikçe küçülecek. Bunu bilmekte bunu anlamakta da yarar var. Son bir iki konuyu da internet sitelerinden getirelim. Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Kurur Fincancı Banu Güven'e konuşmuş. Toplumsal yarar gözeten kamucu bir bakış açısı iktidar için tehlikeli. Covid meslek hastalığı ölümler iş cinayeti demiş. Gene Türk Tabipler Birliği ve Türkiye Psikiyatri Derneği uyarmış. Tükenen sağlık çalışanları topluca istifa ediyor. İntihar oranları artıyor. Dağlık Karabağ'dan bir son dakika haber. Rus basınına göre Türkiye Moskova'nın siyasi nüfuz alanında görülmemiş bir atılımda bulunuyor. Detaylarını BBC Türkçe'den veya Doçevele Türkçe'den okuyabilirsiniz bu haberlerin. Bir manşeti daha böylelikle noktalıyoruz. Çarşamba günü tekrar karşınızda olmak umuduyla hoşça kalın. Yarın salı Turan Görür Yılmaz'la güne bakış günü bunu da hatırlatmış olalım efendim.